Neden tepki gösterdiniz? Neden tepki gösterdim? Çünkü hükümette olan insanların, yani hükümette olan bir vekilin böyle bir açıklama yapma hakkı yok. Onların gerekli önlemleri zaten alması gerekir. Bu şikayet ettiği neyse bununla ilgili hiçbir tedbir almıyor. Arkasına da böyle bir açıklama yapıyor ki kırbaçla yapılır veya sopayla. Bu şiddeti getirir. Niçin şiddet? Şiddet şiddeti doğurur. Siz bunu hukuksal olarak neler yapılabilir, nasıl önlenebilir? Bunun burada olmanız gerekir ama yani mahalledeki bir insan gibi kırbaç gösteriyor, sopa gösteriyor. Bu çok doğru bir davranış değildir. Bu bence yani komedi. Bana göre resmen komedidir. Başka bir şey değil. Yani insan olarak çok seviyorum. Ayrı bir şey ama yaptığı şey çok yanlıştır. Bunda ben dayanamadım ve bu tepkimi de gösterdim. Önce sopa sonra kırbaç. Neden? Sopanın amacı farklıydı biliyorsunuz o günlerde. Özellikle asayiş konusundaki otoritenin biraz daha kendini belli etmesine gerektiğine inandığım için aslında sopayı biraz ön plana çıkarmıştım. Tabii ki kırbacın amacı daha da farklı. Aslında kırbacın amacı biliyorsunuz şiddet falan konuşuldu. Benim aklıma en son şiddet geldi. Kırbacı paylaşırken onu da söylemek isterim. Benim aslında demek istediğim şuydu. Ülkemizde daha iyi bir düzen yaratabilmemiz için çok böyle keskin iradeli ayakları üzerinde durup da bazı şeyleri iyice savunabilmek lazım ki ve insanların kafasına da geçirebilmek lazım ki gerekli yapısal düzenlemeleri ve reformları yapabilelim. Aslında kırbacın esas amacı, paylaşımımın esas amacı oydu. Yani tepki de aldınız. Tabii şiddet dediler. Tabii bir hafta önce kadına şiddete karşı yürüdük. Doğrudur, ben şiddete her zaman için karşıyım. Beni tanıyanlar da bilirler. Orada bir sıkıntım yoktur aslında. Hiçbir zaman da herhangi bir kişiye ne sözlü şiddet uyguladım şimdiye kadar ne de fiziki şiddet uyguladım. O yüzden bir sıkıntım yoktur diye bu konuda rahatça paylaşma şeyini buldum kendimde. Renkli kişiliğinizle de öne çıkıyorsunuz. Seviyorum. Biraz da hayatı böyle renkli yaşayarak geçirmeyi seviyorum. Yani her geçen gün, her renkli geçirdiğimiz günde ileride hayatımız için bir enerji kaynağı diye düşünüyorum.